Orman havası, iki gönül arası. Esti mi durmaz oldum olası. Şen şakrak bizim sokak, eksik olmaz makarası. Şaşatın gençleri, tek bir bilime deli. Sevdan edebilmeyen, aman aman bizlerden öğrenmeli. Roman havası, iki gönül arası, dedikodu bitmez oldum olası. Bu gece başka ne var izlenecek? Haydi buyurun başlasın, başlasın roman havası. Biz 50 yaşına geldiğimizde mi böyle buluşacağız gizli gizli? Öyle deme be Aslı. Ya nasıl demeyeyim Kerem? Şu kaderimize bak. Dayı Hilmi'nin de aklı biz evlendikten sonra eline gelseymiş de balayına çıktığımızda öğrenseydik her şeyi telefonda. En azından babam canını kurtardı, ona da şükür. Of! İçim sıkıldı benim. Birikmiş Zula Alatura param var. Bir şoför bulsam, Boğaz'a 200 saat bana tur attırsa. Olur. Peki var mı güvendiğin bir şoför? Olmaz mı? En kral şoför karşında duruyor kızım. Adı da Kerem. Peki bu Kerem'in bir sevdiği var mıymış? Derler ki Kerem'in kalbi Aslı Aslı diye atarmış. Ve yine derler ki Kerem Aslı'yı kucağına alacakmış. Aa, Kerem yapma, düşüreceksin ya. Delisin sen. Senin için deliyim Aslı'm. Aşkım ya. Sultani, güzelsin. Şöyle rejidans camları gibi parıl parıl parlasın. Camlar silince ev rezidans olacak sanki. Ha, bu kadar değil. Ne diyorsam onu yap sen. Zaten bu kofte yeminin kabadayılığı yüzünden zengin tarığı da unuttuk. Ah! Emir abi çok mu acır be? Senin kemiklerim yerinden oynadı be. Bak. Bu herif kesin gelir beni bulur ha. Ben en iyisi Edirne'ye doğru kaçayım. Belki oradan geçelim Avrupa'ya. Abiciğim, korkulacak bir şey yok. Herif zaten kaç yaşında cinayetten içeri attılar. Oradan sağ çıkmaz, ölür uçurur orada. Bir de bu olaya böyle olumlu bir yönden bakalım. Yani bu sayede bir minibüs sahibi olduk. Ya tamam da benim senetlerimizi aldık değil mi le? Senetlerimizi aldık. O senetleri nasıl ödeyeceğim ben ya? Nasıl ödeyeceğim? Bize Zarife'ye nafaka vereceğim. Ben bu paraları ödeyemem. Nerede bulacağım ben bu paraları ya? Bana Emir abi çok doğru düşün. Çok haklısın. Yani senin dolmayı hiç istemezdim. Lan Kere, oturacağına kalk git minibüsü çalıştır. O senetler ödenmezse ben sana sorarım. Hadi kalk. Kalk lan hemen. Tamam, evet. Hadi. Lan Emir'i bırak hadi. Tamam, git. Tamam, hadi. Bak avukat abi. Hani boşanmadan, nafakadan vazgeçtim demiştim ya. Yine vazgeçtim, boşanıyorum abi. Nafaka da istiyorum. O bitti Emin'in elinde avucunda ne varsa hepsini al. Peki Zarife Hanım, işlemleri hemen başlatıyorum. Sağ ol abi. Adıma kimse de gelemez yanıma. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon.
ama göbeğini düşürürsün bebeğini. Gel limoncu amcana versin senin dileğini. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz da bayılana limon. Hayırdır delikanlı? Kime bakmıştın? Yabancı değilim ben. Akrabamın evi burası. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim be? Bu saatte kim ki? Hayır ona. Yanlış çaldım galiba. Tarık. Tarık? Tarık tabii ya. Alan nerede? Sizin uçağınız yarın değil miydi? Uçak? Yok ablacığım, sen yanlış hatırlıyorsun. Annemin de son dakika işi çıktı. Ne kadar büyümüşsün be. Gel içeri, gel. Tarık, nasıl büyümüşsün sen? Canım benim bir. Tarık, geç lan içeri. Hadi gidelim. Tarık, alam nasıl? Nasıl gidiyor dükkan? Çiçekçi dükkanı. Çiçekçi dükkanı? Allah'a şükür geçinip gidiyoruz ya. Maşallah, maşallah. Kızlar, bakın bu var ya bu. Tarık benim elime doğdu. Şu kadarcıktı böyle Aslı'yla beraber küçücük. 5 yaşındayken Almanya'ya gittiler. Alam oraya yerleşti. Çok güzel işleri maşallah. O zamandan beri de görmedim bunu. Bak bunlar da benim kızlarım. İpek, Sultaniye. Bu da Aslı'mız. Aslı, sen hatırlamıyor musun Tarık? Kız oynardınız küçükken hep. Masanın altında eğili, evcilik falan. Arkadaşken benim yaşımdalar mıydı anne? Yok, daha küçüklerdi. Ya, o zaman biz Tarık'la Aslı'yı beşik kertmesi yaptıydık. Taş gibi kızmış be. Doğuştan kontrat da yapmışlar. Evi yoklarken bunu da bir yoklamak lazım. Kızlar, hadi kalkın bir döşek getirin de çocuğa yatak yapalım. Hadi kızım. Çok tatlıdır benim de kızlarım, gördün. Güzel hepsi, güzel hepsi. Valizin nerede senin, bu küçücük çantayla mı geldin? Valizi havaalanında kaybettim. Yarın arayıp haber verecekler. Verirler. Hep oluyor, duyuyorum ben öyle. Kızlar, hırsız yeminin pijaması olacak. Onu getirin bari. Aç mısın? Yok. Allah aşkına. Yok, sağ olun. Bir şey hazırlayayım. Yok, sağ olun. Ülümüye. Yok, hayır. Sen benden günah gitti bak. Anneme bak ya. İki lafın arasına yapıştırdı beşik kertiğini. Ya adam Almanya görmüş, modern adam. Böyle beşik kertiği falan takmaz öyle şeyleri. Hem yakışıklı da bakarsın Almanya'da yavuklusu falan vardır. Ya yoksa benim ablam Alman kızlarından daha güzel bir kere. Ya vurulup evlenmek isterse? Ben de annemin kolundaki çiçek sepeti değilim. İki çift laf ederim. Al bakayım şunu sen. Hadi yürüyün. Sen küçükken sarışın biri çipil gözlü bir çocuktun. Nasıl değişmiş. Çocukken öyle oluyor da sonra değişiyor ya ablacığım. Aferin kızım. Sen rahat uyu. Anne bu ne be? Bırak, o benim kefen param.
Hadi canım, biz gidelim. Sen rahat rahat uyu. Yarın konuşuruz bol bol. Allah rahatlık versin. Size de. Hadi. Allah rahatlık versinmiş. Senin kefen paranı almadan bana rahat yok. Yaşlı cadı. İyi güzel Allah. İyi güzel Allah. İyiyim yakışıklı, iyiyim zengin, iyiyim Avrupalı. Boncuk gibi çocuk, tam bir nazar boncuğu. Enişte geldi, Aliş. Tam Aslı'ya göre. İyi Allah'ım, iyi Allah'ım gönlüme göre verdim. Ali. Uyan. Bak nasıl da keyifli keyifli, sanki bebeğini yıkar gibi yıkıyor. Lan ablanın arabasını bir kere bile böyle keyifli yıkamadın. O bitti Emin var ya, nafaka vermiyor. Ondan sonra da gidiyor, minibüs alıyor. Ben size bir sorayım bak. Alo. Abi, avukat abi, Zarife ben, Zarife. Abi, bekliyorum. Hani kimse gelmedi, icra memurları falan. Evet abi. Ama ben zor durumdayım. Ben bebeğime bakmak için kaç bilezik sattım biliyor musun abi? Yok yani, böyle olmaz. Eğer sen... başka avukat tutarım o zaman. Siz hiç merak etmeyin Zarife Hanım. Yarın ilk iş olarak icra memurlarıyla ilgileneceğim. Ha şöyle, mağdurun yanında ol abi. Sağ ol. Bakalım yarın elinden minibüs gidince böyle keyifli keyifli ıslık çalabilecek misin? Abba! Vay be, kahvaltıya bak. Annem bize bile böyle kahvaltı hazırlamadı be. Tarık sana kert çekiyor ondandır. Ben şimdi sana bir kerterim. Bücür, geç şuraya çabuk. Cümleten günaydın. Sana da. Günaydın Aslı. Sana da dedik ya. Günaydın, günaydın Tarık. Aman aman, abla döktürmüşsün gene. Ne gerek vardı bu kadar zahmete benim için? Geç yavrum, geç baş köşeye otur. Ben hazırlamadım. Aslı hazırladı. Aslı, çay koy. Bu Amerikalılar CIA falan Emin abi aramışlar. Niye? Niye olacak oğlum? Duymuşlar Emin abinin namını, gelsin şu IŞİD'in işini bitirsin diye ricacı olmuşlar. Ne oldu Emine, alındın mı? Ağzını topla tamam mı? Ne yaparsın, döver misin? Çok korktum. Emin efendi, verdiğimiz haraçlara karşılık 3 ay beleş çay istiyoruz. Zorla mı aldık be? Kendiniz geldiniz buraya verdiniz. Herkesin gözün içine baka baka dalga geçtin. Üstelik para da aldın. 3 aylık çay parası için bütün mahalleyi karşına almaya değer mi be Emin? Tamam tamam. O zaman başımın gözümün sadakası olsun. Hadi verdim gitti hadi. Hah Emin, duymadın galiba. Dayı Hilmi'ye en az 15 ay yapıştırmışlar. Ne diyorsun be? 15 ay mı? O zaman kafa rahat ha. Üstümüzde zor yağdı desene yani. Yaşansın yaşansın. Hadi bendir herkeslere çay. Hop Emin, çaylar zaten meleş bize. Tarık bak, alam yani anan Aslı'yı pek sever. Bilmez miyim? Ağzından düşmezdi. İyi artık büyüdünüz. Evlilik çağına geldiniz. Birbirinize de yakıştınız. Beşik kertmesisiniz.
Bence en doğrusu evlenmelisin. Lan ne bir soy, üstüne bir de kızı arakla. Yüzyılın vurgunu be. Siz zamanında uygun görüp beşik ermesi yapmışsınız. Bize laf söylemek düşmez. Yani evliliğe evet mi diyorsun? Evet. Ay gel ben seni bir öpeyim bir. Bu ne ya? Ben neyim böyle? Şu annemin yaptığına bak. Ağlama abla ya. İstemiyorum dersin. Zorla evlendirecek hali yok ya. Evet. Söz bak, biz de senin arkanda dururuz. Kızım annemi tanımıyor musunuz? Ortalığı birbirine karıştırır, etmediğini bırakmaz. Uf! Keşke beni doğuracağına taş doğursaymış. Öyle yapmış zaten. Taş gibi kızsın. Sen ne diyorsun be? Moral düzelsin diye abla. Yok yok. Ben bu evde yaşadıkça moralim düzelmez. Ne var lan? Üç defa ard arda çağrı bırakmışsın. Acil durum. Tüy aldım. Polis bu gece benim depoya baskın yapacakmış. Malları bir geceliğine başka bir yere taşımamız lazım. Bildiğin sağlam bir yer var mı? Depoda ne var? Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü falan var. Bildiğim bir yer var. Adresi veriyorum. Şen Şakrak Sokak, No 48. Tamam? Tamam, eyvallah. Tarık'cığım, hadi kaynana damat bir güzel kahvelerimizi üpürtelim. Kahvelerimizi içelim, ben de ufaktan alışverişe çıkayım diyorum. Ayrola, ne alışverişi? Madem evleniyoruz, çeyizsiz olur mu? Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon. Kayınvalidemin evini şöyle bir güzel donatayım be. İyi Allah, iyi Allah. Hep namuslu, ayırlı bir damat istedim Allah'tan. Ama senin gibisini beklemiyordum. İşik. İşik, işik. Canım benim. İpek çok güzelsin oğlum. Biliyorum güzelim ama söz yüzün nerede hani? Yapacak bir şey yok, B planına geçiyoruz. İpek bu yana çıkan çikolatalar çok güzel oğlum. Ay ben daha denemedim bunlardan. Biliyorum söylemiştin, bizim mahallede yok. Senin için gidip daha öteki mahallenin bakkalından aldım. Sen var ya sen kadın ruhunda niye anlıyorsun? Anlıyorum değil mi? Nasıl sakin olayım? Evleniyorum burada Kerem. Evleniyorsun ama benimle evleniyorsun Aslı'm. Nasıl yani? Kaçacağız Aslı'm bu akşam, tamam mı? Başka yolu yok. Kaçacağız mı? Bak, sen sakın kendini üzme şimdi, tamam mı? Sil gözyaşlarını, in aşağı, ananın aklına al. Evliliğe razıymış gibi davran, tamam mı? Biz de tezgahımızı rahat kuralım, tamam mı hayatım? Tamam. Hadi üzme kendini, hadi. Anne. Abi kızım bir. İnsan zengin olacağım, Almanya'ya gideceğim diye bu kadar kendini ırpalar mı be? Anne ben Kerem'i unutamam. Unutursun. En çabuk o bitliği unutursun. Anne, unutamam. Unutursun. Ya anne iki dakika izin ver de konuşayım. Kerem'i unutamam ama. Ama? Ama madem ailen bir söz vermiş, beşik kertmesi yapılmış, ailemin adını lekelemektense bu ilkel adeti yerine getirmeye razıyım anne. Ah be canım. Neden bunu daha önce söylemezsin be? Güzel kızım be. Bak, Almanya uçağından iner inmez Nine Kerem diye bağıracaksın. İleride sümüğünü euro ile silerken ah ben ne çocukluk etmişim diyeceksin. Her şey çok güzel olacak. Ha canım kızım. Güzel kızım benim be. Anasının gülüdür gülü. Aman da aman damadım gelmiş. Kaynanaların en şahanesi, getirdin bak hediyelerini. Ay zahmet etmişsin. Sanırsın ki bir kıza değil de üç kıza çeyiz gelmiş. Hayırdır Zarife, niye bağırınıp durursun be catlak catlak, ne oluyor? Ayşe bağırmadım bir.
Damadım çeyiz getirmiş. Biraz abartmış da heyecanlandım. Ah canım. Sırf çeyizleri göstermek için mi bir taraflarına yırta yırta bağırınırsın görgüsüz? Ah. 3 tane buzdolabı getirmiş. Artık birine et kuruz, birine tavuk, birine de balık. Zarife, hayırlı olsun. Kendine göre görgüsüz bir damat bulmuşsun vallahi, helal. Sen onlara bakma evladım. Bu cahiller zenginlikle görgüsüzlük arasındaki farkı bilmezler. Mayanlı sakinleri bana bakın ha. Bu yalancı karıya hiç inanmayın çünkü yalan atıyor. Çünkü Zarife de kendisi gibi hırsız bir damat bulmuş sonunda. Evet, alkışlıyoruz kendisini. Şuş be ablacığım, hırsız var diye niye bağırıyorsun? Yarım kulağı var. Sus lan, ne diyorsun gerizekalı? Şimdi uyanacaklar, yürü hadi yürü. Ay, ay damadım 4 tane çamaşır makinesi getirmiş. Ama en dadiden, yani 3'ünü satsan alamazsın bizimkini. Şahin, mıstık lan. Bizim çamaşır makinesini getirin de şu bacının sesi kesilsin, teknoloji konuşsun. Hadi çabuk olun. Sultaniye, İpek, hadi yavrum. Söyleyin arkadaşlara, eşyalara bir tur daha attırsın da şu görgüsüzlerin gözü eşya görsün. Bak, 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 bak. Zarife gördün mü kız? Sanırsın gelin. Değil makine, Robocop. Ey güzel Allah'ım, sen beni Zarife'nin maviş kem gözlerinden koru ya Rabbi. Elmas, bakma yukarı. Çarpar kız. Ulan Tarık. Ne yapsaydın lan? Buradan daha güvenli bir yer biliyorsan söyleseydin, oraya götürseydik eşyaları. Hadi, hadi. Anacığım. Şu 4 tane ütüyü de gösterelim de gözü 4 dönsün. 4 ütü mü? Ay 4 ütü ancak örter senin. Eniştem 8 tane almış. Naber? İşte 8 tane ancak kapatır. Kız o gerizekalı anlamaz. Anlamaz. Bu damadı Zarife'nin çenesinin çok düşük olduğunu anladık. Mesaj gönderir Zarife'ye. Kafamı çok ütüleme diye. Bu da bizim tuvaletimiz. Damadıma görgüsüz diyenlere bak. Sizin Alaturka tuvaletliğinize yetmez bir bittiler. Ne yapalım biz abi? Ne yapalım bacım, ne yapalım güzelim? Bizim mabadımız o kadar kaliteli ve seçici ki bir klozetle bir de senin ağzcığından başka bir yeri yapamıyorum. Alın canım. Bunlar da bizim eskilerimiz. Eniştem nasıl olsa yenisini alır. O seçici mabadı nasıl biraz marka görsün. Hadi gerizekalı, senin markana bir lan. Şimdi polis gelecek. Zekalı manyak. Sen yarı yarıya Almanyalı sayılırsın. Uyuma şunlara ya. Bak Almanya sokaklarında böyle rezillik istemem ben. Tamam mı? Lan bunlar senin dengine mi ya? Bir bak şunlara ya. Bana bak sen. Terbiyesiz. Bırak. Bırak. Köpek. Haklısın. Nine Elmas. Beni düşük seviyenize çekemeyeceksiniz. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Çüss. Çüss. Cehennemin dibine kadar yolun var. Haraş. Yürü. Yürü. Balık ekmeklerimiz ve gazozlarımız. Gazinodan mı kaçacağız? Yok ya, o zor olur. Biz akşam bir yolunu bulup gazinoya gitmeyeceğiz. Kerim'in yüzüne bakamam falan diye diretirsin, tamam mı? Sen de kaderine küsmüş, bunalımdaymış gibi trip yaparsın. Onlar da gazinoya gittikten sonra biz de vın turizm. Ay, ne sonsuza dek mutlu yaşarız. Kerem, masalın sonuna geldik galiba. Masal bitti. Aşkımızın destanı başlıyor, aslım. Aşkım. Nereye anne? Meloş'a gidiyorum. Azıcık işim var. Annen sana gelinlik bakmaya gidiyor. Şükür Allah'ıma. Bugünleri de gördüm be.
Anne kızlar nerede? Anne. Kızlar evde yok. Baş başayız. Koca ev bize kaldı karıcığım. Yalnız imzayı atmadan öyle karıcığım kocacığım laflarına girmeyelim istersen Tarıkçığım. Bu iş kolay. Nikah memuruna gideceksin. Evet diyeceksin. Ben de evet diyeceğim. İş bitecek. Biz bir diyelim de. Müstakbel karıcığımı şöyle minik bir öpebilir miyim? Öpemeyeceksin Tarıkçığım. Ben senin bildiğin Alman kızlarına benzemiyorum. Onu biliyoruz. Zaten evlenmeyecek miyiz? Isınmak için önden şöyle bir test sürüşü yapmayalım mı? Çüş be! Sen karı mı alıyorsun, yarıştırmaya motor mu alıyorsun? Öf! Kadın dediğin evinde hanımefendi, asfaltta motor olacak. Yeter be! Senin var ya! Şahin, koş abinin kemanını getir, teli kopmuştu, onu değiştirsin hadi. Yok yok, gerek yok. Ben bu gece çalmayacağım ya. Niye abi? Daha ne olsun oğlum? Sevdiğim kızı evlendiriyorlar. Hay ben böyle bahtı seveyim ya. Abiciğim, gelmesin zaten şimdi Aslı görünce daha kötü olur. Aklı aklı gelmesin ya. Gelmesin, tamam tamam gelmesin. Esasında ben de kızım var benim de. Gelmek istemem ama... O gelmeyince ben mecburen geleceğim, çalacağım yani. Başka çare yok. Eyvallah ya. Ya ben nefes alamıyorum. Azıcık dışarı çıkacağım, hava alacağım. Hadi, hadi size kolay gelsin. Hadi abi. Hadi sağ olasın. Benim de gazım var çok. Planımız tıkır tıkır işliyor namusum. En son her şey yolunda gitmeye başladı. Oh be! Ama bir anneciğim. Bak gözlerin patates gibi oldu. Bak beşik kertmen beğenmeyecek. Beşik kertimin canı cehenneme. Sus be. Çocuk duyacak ayıp. O dingil evlenmeye razı geldiysem sırf siz söz verdiniz diye aile şerefimiz iki paralık olmasın diye razı geldim. Tamam geldin ya. Nasıl geldinse geldin. Hem ben bu halde sahneye falan çıkıp şarkı söyleyemem anne. Olmaz be Aslı. Sana ayıp olur. Zaten son programlar Almanya'ya gideceğiz kız. Ayıp mı? Hasan'a ayıp mı olur anne? Esas Kerem'e olur. Beşik kertini görür görmez yol verdim çocuğa. Anne, hadi bu evlilikten vazgeçelim. Kerem'in gözlerine bakarak şarkılarımı söyleyeyim bu gece. Ne olur. Yok, 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 yok. Sen dinlen, ben hallederim. Biz bir şeyler yaparız. Hadi dinlen yavrum, o güzel gözlerin dinlensin. Oyunculuğum şarkıcılığımdan daha iyi be. Eşyalar güzel ama çok oldu be. Ay, bence de anacığım ya. Güzel o televizyonu falan şöyle. Ne oldu çocuğum suratına? Önemli değil ya. Sakalları düzeltirken. Dikkat et be çocuğum. Dalgınsın. Ya size yeni alacağım evi düşünürken orada cart diye kesiverdim ya. Ev mi? Almanya'ya taşınmıyor muyuz? Almanya'ya gidene kadar bu ev olmaz. Çok küçük. Olmaz. Ya aslında ben size bu hediyeleri alırken düşünmeliydim de. En iyisi Levent'ten şöyle güzel bir rezidans tutalım. Evet evet güzel. Değil mi? Ay benim canımsın sen be. Canımsın. Sen de akşama gazinoya gel. Biz de seni bir güzel eğlendirelim. Seve seve gelirim. Seve seve gelirim tabii. De küçük bir işim var. Aslı'ya kafam kadar pırlanta bir yüzük alacağım. Ay ben senin kafanı seveyim be. İşim. Ay çok tatlı çocuk. Yalnız üzerimde hiç Türk parası yok. Sadece euro var. Onları da bozdursam ucuza bozacaklar. Ben bozarım. Ben çekindim sormaya. Aşk olsun bil. Biz artık aileyiz. Ne kadar? 1000 euro. 1000 euro.
tamam herhalde. Bu biraz az ama. Biz aileyiz canım, ne olacak? Bütün kesemi boşalttım. Kefen parasını aldığımıza göre topuklamanın vaktidir. Sahte eurolarla aç gözlü ananı soyduk ama bir seni soyamadık be Aslı. Ah lan ah. Karşılaşırız bir gün bir yerde ha? Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne o? Kerem'le Aslı yok mu? Aslı yok. Evleniyor. Yani hayırlı uğurlu olsun. Bizim de son programlarımız. Biz de damatla beraber Almanya'ya. Naş. Yok, Kerem Almanya'ya mı yerleşiyor? Aslı Kerem'le evlenmiyor patroncu. Kerem o yüzden gelemedi. Üzüntüden mahvoldu çocuk. Yani senin anlayacağın patroncuğum zarifi bir yolunu bulup kızını zengin bir kocaya yamamayı başardı. Ay biri mi konuşuyor? Bak. Tamam, bana bakın. Şu kavganıza bir alatur arası verin, siparişleri toplayalım. Sonra kaldığınız yerde devam edersiniz. Hadi Emine abi, hadi avuğa gidelim. Ay, çocuklar, azıcık yüzünüz euro görsün bir. Beni unutmayın. Eyvah. Bunlar giderse bizim işler yatar ya. Şimdi nereden çıktı bu Almanya? Nereden çıktı bu Almanya işi ya? Kerem, nereye kaçacaksın Aslı'yı peki? Bu gece Rakıp'ta kalacağız. Sabah da Yıldırım nikah. Ondan sonra İstanbul'dan uzak neresi varsa aynen oraya. Vay vay vay. Sizi romantik serseriler sizi. Zarife kaçtığınızı duyunca ne olacak peki? Hay. Zarife de Selim de Mars oldu arkadaşlar. Artık Zarife de kızının fotoğrafını alır, koltuğunun altına koyar, başı kesilmiş tavuk gibi gezer. Benden günah gitti arkadaş. Ya bu eskiler nasıl kaçıyormuş, helal olsun. Benim kıyafetlere 3-5 deve yüküyle kervan lazım ya. Canım damadım benim. Ön masayı ona ayırdım. Ay bir an önce gelse de biraz euro saçsa. Abla, abla. Zarife, bana bak. Kız, o damadın olacak lazımla yalakalık yapacaksa içinden yap yalakalığını. Yoksa yedir kulağım da rahatsızlandı yani. İndireceğim kafana şu kanunu ha. İlbas, İlbas. Biri mi konuşuyor? Bak. Sabah İlbas. Sevgili misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Üzülerek söylemeliyim ki alt solistimiz Aslı bu gece bizlerle beraber olamayacak. Baş kemancımıza da kamyon çarptı. Ama onların yerine çok değerli roman koromuz sizlerle. Durun. Ya sakin olun. Biz de çalarız. Bakın onlar da çok değerli sanatçılar. Acele etmeyin. Nereye gidiyorsunuz ya? Ya çok eğleneceksiniz. Gitmeyin. Sakin olun lütfen. Lütfen gitmeyin ya. Olacağı buydu zaten. Batıyorum. Battım. Patron, ilk işler gitti. Ne yapalım? Çalalım mı? Biz de bir gidelim. Ne yapalım? Ya gidin Allah aşkına. Gidin be. Gidin. Boş masaları mı çalacaksınız? Bu gece iptal. Ben de iptaldim zaten. Gidin olur mu be? Sipalin olacak. Çocuklar ayaklarımı mı yedi? Aslı olmayınca Sipali de yok. Ne alakası var acaba? Aslı gidince... İşte hayır, bu kadar halletle beni daha. Abi oradan 20 TL'li kontrol versene. Euro var bir tek. Kusura bakma, Türk parası kalmamıştı. Yürü git lan. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sahte bu. Akşam beni mi kaskılayacaksın? Pis sahtekar. Abi beni niye getirdiniz bu mahalleye?
Oğlum baskın yapıldı bitti. Niye burada dursun ki çalmak için o kadar uğraştığımız mallar? Mal mısın? Allah Allah, Allah Allah. Peki ben neden geldim madem? Hırsız olan siz değil misiniz? Patlatın malları işte. Biz malları çekerken sen kapıda bekleyeceksin. Evin damadı kapıdayken eşyaların taşınmasından kimse kıllanmaz değil mi? Hadi canım bekle bizi orada. Hadi başlayalım hadi. Kapan be kapan. Oğlum hızlı boşaltın hadi. Polis devresi falan gelecek şimdi. Çaldığımız şeyleri geri almak için tekrar çalıyoruz. Saçmalığa bak. Ya hadi bizim falan damat diye yuttular. E bir de pahalı da çeyiz diye yuttular. E böyle aç gözlü aile mi olur ya? Of. Tarık o Tarık değilmiş. Ya da adı her neyse. O da hırsızlardan biriymiş. Televizyon burada. Nereye kaçacağım? Ne yapacağım? Hadi aç. Alo? Kerem. Tarık var ya. Bizim bildiğimiz Tarık değilmiş. Hırsızlardan biriymiş. Eve getirdikleri eşyalar da hırsızlık malı. Şimdi odamdayım. Buraya da gelecekler. Kerem çabuk gel, korkuyorum. Tamam, sen odadan çıkma. Ben hemen geliyorum aslım, tamam mı? Aptal kız yüzünden yemyemizden de olduk geç. Hadi bir sizin aptal oğlunuz yüzünden olduk. Esasına bakarsan Zarife, sen kızını Almancı'ya vermeyeydin, biz mağdur olmayacaktık. Emin, ben kızımı beşik kekmesi yaptım. Kekmemişler. Çok sıkıldım bunlardan bir. Almanya'ya gitmek istiyorum. Nein, Emin, nein. Nein, nein, nein. Başlayacağım an, nein, nein. Ha, yeter artık be. Bana bak. Padişah cücesi. İstanbul jübilemi seninle yapmayayım. Bak şu gel istersen bir gel bir yapma. Aa, gel bak. Kalksam ne olur? Kalk, yürüyün o zaman. Ya, ya. Oğlum kamyonet doldu. Hadi gidelim artık. Televizyonlardan biri eksik. Oğlum eksikse eksik. Gerizekalı mısın sen? Hadi gidelim diyorum. Bir buraya bakmadık. O kapı niye kilitli? Kerem neredesin? Ya oğlum hadi gidelim. Ya bir dur ya. Oğlum birazdan gazinodan gelecekler. Bir televizyon yüzünden bayrağı tutacağız ha. Vay vay vay. Kimler varmış burada? Televizyon burada. Hadi alıp gidelim. Bence Aslı'yı alıp gidelim. Niye? Çünkü televizyon polisi arayamaz. Ama Aslı arayabilir. Tamam. İkisini de alıp gidelim. Hadi yürü. Sevgili hırsız abilerim, beni bırakın. Telefonumu alın. Çok akıllıdır kendisi. Hem biz o kadar fakiriz ki. Ev telefonumuz da kesik. Polisi arayamam. Hadi yürü, yürü. Hem seninle bitmemiş bir davamız var değil mi? Uzun bir zaman misafirimiz olacaksın. Gazinoda milleti eğlendiriyorsun. Biraz da bizi eğlendir ha. Bu güzel. İkimize de yeter Tarık. Ne yapıyorsunuz be? Yürü, yürü. Bırakın. Yürü, yürü. Bırakın. Yürü, yürü. Hadi kapıyı aç, kapıyı. Yürü, yürü, yürü. Hadi atlayın arkaya, atlayın. Çabuk, çabuk, çabuk. Aslı'yı kaçırır abi. Kim? Ne? Dayı, çarp şunları arkadan, çarp! Kızım bir yakalasam bir çarpacağım, vallahi arkadan bir koyacağım, onları tam uzaya götüreceğim. Salak mısın sen bir? Kime aya gönderiyorsun? İçinde kızım var mı? Öyle size söyleyeyim bana ya. Bir yakalayayım önce. Şu
aradan gireyim de şunların önünü kesin bari. Aa! Bak 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 bak! Kerem saptı. Neden saptı? Niçin saptı? Lan hızlı git azıcık. Ya kim bunlar? Neden benim başıma geliyor bunlar hep? Bırakın lan kızı. Abi Tarık, damat. Niye kızı kaçırıyorsun be? Zaten evleneceksiniz. Ya ne damadı anne? Alayı hırsız bunların. Eve getirdikleri eşyalar da hırsızlık balığıymış. Beni de hemen serbest bırakmayıp biraz eğleneceklermiş. Ne? Vur Emin abi. Ayrılın! Gidin! Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Bırak! Al bunu öldüreceğim. Çağır bunu çabuk. Çağır sen! Ayrılın ne oluyor? Ya bırakın. Alın efendim tamam. Tamam. Komiserim tam zamanında geliriz. Bunların hepsi hırsız. Ne? Hırsız mı? Hepsini biz yakaladık. Kamyonda hırsızlık mal dolu komiserim. Hepsini yakaladık komiserim. Sen bu hırsızları tanımaz mısın komiserim ya? Sen kaç senenin memurusun ya? Yo, biz Zarife'yi almaya geliyorduk. Ne? Dedin? Bey ne yaptım komiserim? Beşik gitmesi suç mu? Seni piyasaya sahte para sürmekten karakola alacaktık Zarife. O paraları bana bu verdi be. Abi ben mağdurum vallahi. Lan gebertin. Suçluyuz. Biz suçluyuz amirim. Suçluyuz amirim. Vallahi biz suçluyuz. Hem o sahte paralar da bizim. Bu manyaklar bizi döve döve öldürecekler. 3-5 ay yatar çıkarız amirim. Nah çıkarsınız. Adam kaçırmaktan, alıkoymaktan, haneye tecavüzden değil mi komiserim? Tabii. En az 2 dünya kupasını kaçırır bunlar. Merak etmeyin. Hadi götürün bunları. Götürün Teoman. Başlasın işlemlerini. Hadi. Hadi siz de evinize hadi. Komiserim öpeyim komiserim. Tamam Emin ya hadi ya. Biz de hadi eviniz komiserim. Tamam Emin ya hadi. Allah Emin. Tamam hadi Emin hadi. Giriniz de şu kamyonu alsın. Of, nasıl hareketli bir hayatımız var değil mi? Biz ne zaman nefes alacağız be? Aman bir abiciğim, bu Zarife karısı kızını zengin bir kocaya vermekten vazgeçir. O zaman ailecek ve mahallecek rahat bir nefes alırız. Vay be! Yılların zehir Zarifesini adam nasıl tufaya düşürdü? Ben bu tufaya düşecek kadın mıyım be? Tamam anne, sen bu konuda dersini çıkar bana yeter. Çıkardım Aslı. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ölürüm be. Canımsın sen benim be. Güzel kızlar benim. Allah'ım sizi korusun. Tabi çalır ha. Ben bakarım da gel. Aferin. Çay isteyen. Afiyet olsun. Sağ ol. Baba çay. Geçiyorum. Afiyet olsun. Avukat İrfan, hayırdır niye geldin? Pek hayır değil Emin Bey. Zarife Hanım'ın nafakasını ödemediğiniz için icraya geldik. Yandım, Allah kahretsin. Arabayı kaçır hemen. Allah'ım yarabbim. Kusura bakmayın ya. Benim neyi mi alacaksınız? Fakirim ben yani. Aklıma geldi. Benim şeyler var. Kirli donlar var. Onları ister misin? Ayda,
niye çalışmaz bu be? Eyvah. Tabii dün akşam çok zorladık bunu be. Çalıştı mı? Emin Bey'in üzerine hiç kayıtlı mal yokmu Zarife Hanım. Aa, olur mu bir? Bu minibüs onun. Tahposunu böyle sallayıp dururdu. Eğer doğruysa kayıtlardan buluruz. Sonra da sizi adaleti geciktirmekten içeri attırırız Emin Bey. Yok yok yok, öyle bir şey yapmayız. Tamam tamam, bu minibüs benimdir, tamam. Aydar, hadi aşağı gel. Gel aşağı, gel. Al minibüsü, 7 Emin Parkı'na çek. Aydar'ım. Aydar, bak dürüst adam olunca çalışıyor araba, gördün mü? Olmaz, izin vermem. Bu benim ekmek tekrar. Aydar'ım. Aydar, izin vermem. Aydar'ım. 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 Oh olsun. Böyle yapar. Bırakın beni, o benim ekmekten bırakın beni. Başımızın gözümüzün sadakası olsun sana Zarife. Bana bak Zarife, sen var ya cehennemde yanmayacaksın. Bizzat köz olarak görev alacaksın orada köpek. Seni yakmaktan zevk alırım ben be. Uyma, uyma. Zarife. Ah, anacığım. Nasılsın? Ah canım benim. Ah. Hoş geldin be. Ah ah. Alamız kız. Alam gelmiş. Öpeyim ala. Hoş geldin öpeyim. Hoş geldin. Canım benim. Tarık. Tarık nerede? Yok ya. Yine mi Tarık? İşte benim oğlum Tarık. Hello. Alo. Ağlacığım erken geldiniz. Söyleseydiniz gelir sizi alırdık havaalanında. Ne gerek var ya? Biz taksiye bindik geldik. Lütfen ben yardımcı olayım. Öf, taşıyoruz işte. Aa, rica ederim, olur mu öyle şey yani? Nasıl kibar çocuk be. İşte Aslı bak, Avrupa görmüş adam başka oluyor. Ay öyle gerçekten anacığım ya. Bu file de ne? Abinin bluzu. Moda yavrum, moda değil mi Tarıkcığım? Evet evet, bu moda. Ben bayılıyorum modaya. Yani ben modayı çok yakından takip ediyorum böyle. Hatta arada bir böyle benim modanın iki adım önünde olduğum durumlarda oluyor yani. Tarık modayı takip etmez. Moda Tarık'ı takip eder. Ay, bak sen bir... Ah analar ne aslanlar doğuruyor. Sen de bir doğurduklarını tanıt bakayım bana. Şimdi... lütfen izin verin, ben tahmin edeyim. Bu küçük prenses İpek olay. Yes. Bu kainat güzeli de Sultaniye. Yes. Ve Tanrı kadını yarattı lafının ilham perisi, dünya güzeli Aslı. Yes. Ay canım be, çok kibar, ağzı da laf eder be. Yapar yapar, ağzı laf yapar da boşa laf yapmaz. Maşallah kızların da pek güzelmiş. Sağ ol. Ay mersi halacığım. İzin olursa halacığım biz şimdi çıkacağız. Terzi Meloş'a gideceğiz. Böyle yeni modeller gelmiş, onlara bakacağız. Ha, Melahat'e gidiyorsun. Benden de selam söyle. Baş üstüne. Hadi hoşçakalın. Çok sever alan Melahat'i. Söyle geldi de o da gelsin bize. Tamam. Ben de biraz dinleneyim izin verirseniz. Ay izin senin köpeciğin olur bir. Çık anam, merdivenlerden çık, soldaki oda senin. İstediğin gibi yayıl. Ben. Bir de. Aslı da bu arada bize bir Türk kahvesi yapsın Alacığım. Özlemişsindir kız. Öpürte de öpürte de içeriz. Öpeyim anneciğim, içeriz.
Ah canım benim, nasıl özlemişim be. Ay seneler geçiyor. Allah Allah. O Almancı Tarık ne acayip bir tip öyle ya. Hakikat kız, o ne öyle? Bir de Aslı'nın beşi kerti eksikti. Ben kaderimi kertim ya, kaderimi ya. Kerem'ciğim kimi kertesi bilmiyorum ama moralini bozmak gibi olmasın. Ben ablamın yüzünde paranın kokusunu aldığı zamanki o şeytani gülümsemeyi gördüm. Onu haber edeyim yani. Madem Kerem'in moralini bozmak istemezsin, niye dangalak dangalak konuşursun? Dangalak dangalak mı? Hem de dangalağın aslı. Yok yani ben uyarayım diye, yani ablam işini bilir de o yüzden Bayram Baba. Ha. Bu evde işini bilmeyen bir tek çavuş sen varsın. Bak sana dedik ki birimizin yan sokağa kaçır dedik, bir beceremedin. Şu çocuğa verseydin mıstığa bu işi, o çoktan yapardı bunu. Sen iki elinde bir sopayı doğrultamadın yani. Ayıp oluyor ama o kadar da değil yani. Yok İlbas yok. Ne deseler haklılar. Ben bu hatamı telafi edene kadar ailenin karşısında benim boynum büküktür, kıldan incedir ya. Telafisi olabilir mi ki bu iş? Tabii olur, neden olmasın? Benim icra dairesinde bir arkadaş var. Ondan rica etsek, yani icrayı durdurabiliriz. Biz de bu arada bir yüzü geri alırız. Ha, olabilir mi bu be? Yalnız bunun için biraz paraya ihtiyaç var İbrahim. Sen bizi geri diyeceksin ama. Değil mi? Yok Emir abi, icrayı kaldırtmak için yani sipaliye ihtiyaç var 3-5 kuruş. Aydar'ım. Şu yeter mi? Bak benim kadar var. Canım elbasım ya. Yetmez maalesef. Yetmez. Abla. Azıcık versene. Bunu eklesen yeter mi? Keşke, keşke. Ne? Artist. Bu denkleştirmiştir herhalde. Yaklaştı sayılır. Emir abi, az kaldı. Emir abi, Emir abi. Nerede bulacağım ben parayı be? Abi. Şunu da alayım Emir abi. Çok az kaldı Bayram Baba. Baba. Ne var? Baba, baba, baba. Ne olur kefenin parasının ucundan azıcık versin. Yine beni kesersin. Yok kesmem. Ulan mıstık, helal olsun sana. Şimdi para denkleşti ha. Benim ben gideyim, minibüsün üzerindeki izayı kaldırıp minibüsü kapıp geleyim. Kaldır, kaldır. Basın da kapıp kaçma yani bundan ha. Yok yok, o kap kaça girer, öyle bir şey yapmam. Hadi ben hemen minibüsü kapıp gelirim. Aydar'ı göremedim. Evde yok mu? Sen kardeşini ayırmazdın hiç. Sorma be alacığım. Çok kızdım. Koydum onu kapının önüne. Bir daha yüzüne bile bakmam. Aa, yine neyini çaldı da bu kadar sinirlendirdi seni? Hiçbir şeyimi çalmadı. Benden habersiz gitmiş. O bücür Elmas'la evlenmiş. Aa, Bayram'ın kızı Elmas'la. Delirdi mi bu? Tövbe tövbe. Abilerimiz de geldi. İnşallah. Maşallah. Bize saçlarını iyisin annesi. İyi ki kertmişiz bunları Zarife. Bak ne diyeceğim sana. Gelmişken şu işi halletsek. Vallahi bilmem ki. Biz daha Tarık'ı pek tanımıyoruz. Şimdiki gençler öyle beşik kertmesi falan dinlemiyorlar. Bir sormak lazım tabii. Tabii tabii. Sen bu arada Tarık'ı tanırsın. Biz gelirken elimiz boş geldik. Böyle olmaz Zarife. Al bunu, kızlarla kendine bir şeyler alırsın. Burada 2000 euro var. Nereden baksan 5000 lira eder. Yok alacığım. Bugünkü kur itibariyle alış 2772, satış da 2794. Çok param var Zarife benim, çok. Aslı gelinim olsun. Benim param, senin paran. Ben senin bu bonkörlüğünü hep sevmişimdir be. Çocuklar evlenince Almanya'ya yerleşirler. Bilmem ki. Ben kızıma hasret çekerim. Yollayamam. Ne hasreti kız? Sen de kızlar da gelirsiniz. Göttingen'de benim bir evim daha var. O ev sizin olur. Bu Tarık damat falan değil. Talih kuşu be. Verdim gitti. Ne? Tabii be. Zaten beşik kertmesi yapmışız. Beşik kertmesi demek namus demektir. Hayırdır Zarife abla? Apar topar beni çağırmışsın. Evet Yunus, biz Almanya'ya gidiyoruz. Ne? Aslı evleniyor. Ne? Minibüsü satmam lazım. Ne?
nakite bir ne deyip durma be salak. Oğlum elimizdeki malları nakite çevireceğiz be. Hadi yürü ben sana anlatırım yolda. Gülüşler iyi miydi canım? Çok şükür canım. Oo çay da çok güzel olmuş canım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dur. Ne yapıyorsun lan sen benim kızımın yanında? O benim sözlüğüm. Bak. Küçücük boyundan ettiği laflara bak sen. Yürü. Almanya'ya gidiyoruz. Ya ben Mıstık'ı bırakıp Almanya'ya gitmem. Konuşma sıçan, konuşma. Gideceğiz. Bu mahalleyi unutacağız. Duydun mu? Gerekirse doktora gideceğiz. Hatta hafızamızı sildireceğiz. Yürü. Çarp lan şunlara çarp. Ne? O ne? Bu ne? Salak mısın sen be? Bugün salaklığın üstünde. Baksınlar bakalım el ele dolaşmak nasıl oluyormuş. Çarp. Haklısın be abla. Çarpayım da akılları başına gelsin. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın oğlum sen? Bağırma be. Anne yapma ya. Ne işin var lan senin kızımın yanında? Seviyorum Sultaniye'yi ben. Ama ben seni sevmiyorum Şahin be. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Ay anne Almanya nereden çıktı şimdi ya? Çulsuzlar kızlarıma tebelleş oldu dedim. Alman hükümeti de Zarife al kızlarını hemen bize gel dediler. Allah'tan karşımıza Tarık çıktı. Yoksa ben sizi nasıl kurtarırdım bu Emin'in ailesinden be? Ya Şahin. Yürü. Zenginse anan seni kesin verir. Hatta yanında eşantiyon diye de verir. Annem euroları görünce gözü döndü zaten. Düğün nişanlı derken Almanya'ya postalayacak beni Kerem görürsün. Ya ne bileyim Aslı. O adamdan koca falan olur mu ya? Yani böyle bir hali, hareketleri, tavrı bir değişik ya. Ya ne diyorsun Allah aşkına? Zengin olduğunu bilsin annem için fark etmez. Doğru söylüyorsun ya. Benimle evlenmeyesin diye o Tarık değişine bile verir. Ne yapacağız peki? Bak sen kendin üzme tamam mı? Bunca zamandır sesimizi çıkartmıyorsak saygımızdan dolayı çıkartmıyoruz. Olmadı kaçacağız anasını satayım. Kaçalım başkanım. Zarife yine düdük etti Emine abi seni. Nasıl çöktü minibüsüne? Bana mı dersin düdük makarnası? Asabımı bozma kafanı kırar mı? Bak ha. İyi günler beyler. Şeytanınız bolsun kolay gelsin. Ne haber Emine abi? Sağ ol. İyilik sağlık. Emine abi. Sakın bu fırıldak ablasına yaranmak için mebüsü kaptırmış olmasın be. Emin abi ne kulak asarsın bunların dediklerine ya. Bunlar aramıza nifak sokup bizi birbirimize düşürmek isterler ya. Bak eğer ki böyle bir şey yaparsan dört tekerlek takarım sana. Minibüs gibi sırtına biner giderim ha ona göre. Ayrı bir şey ya. Ya sağ olun arkadaşlar o kadar çok gülah bağlıyorsunuz ki sayenizde cennetlik bir kul oldum ha. Bıyıklı maymun. Senin günahını almakla biter mi be? Ha? Ne oldu bizim bu iş? Hangi işi? Helikopter ihalesi. Öyle bir ihaleye mi girdik biz? Lan oğlum paraları aldın. Hani arkadaşlara gidecektin icra dairesine. Bizim aczi kaldıracaktın. Tamam gittim de arkadaşım bir aczi gitmiş. Yarın tekrar gideceğim. Merak etme o iş beni devir abi. Bak unutmadım. Paraları aldın. Eğer o işi halletmezsen seni böyle dilik dilik keserim yerim. Tamam kesesin. Lan zibidik bana bir çay verir bakayım orada. Hadi beyler, var mı ötülecek paranız ha? Asıl senin paran var mı oğlum? Merak etmeyin, bizi söğüşleyecek kadar param var. Hadi yapın taşları ama bana bakın sakın taş çatmayın, benim de sinirimi zıplatmayın. Tamam mı? Kaçtan düşelim babalar? Kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Demek Almanya size bile vize verdi. Ay boşuna konuşma be abla. Ağlayıp duruyorsun. Şişt kız bana bak. Bu Tarık harbi Tarık değil mi? Sen azıcık safsındır. Gene bu hırsız olayına karışmasın. Ay siz bana laf sokmaya çalışırsınız. Ben size üzülürüm be. Ama be sen kimsin de bizim için üzülürsün? Sen kendi haline üzül. Vicdanlı er zengin fakirlere üzülür be. Bana nafaka ödemek zorundasınız. Ayrıca Aslı burada çalışmazsa size iş vermezler. Telgrafın tellerini arşınlamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Helal olsun sana. Yanıma... Kardeş. Hayırdır birader? Hayırdır, hayır. Hanımefendi bu gece benimle kalacak. Kendisi benimle birader. Yok ya. Bak. Bak bu da benimle birlikte. Tamam kardeşim sakin ol. Bak istersen şöyle yapalım. Biz o tapancayı çıktığı yere geri koyalım ki senin birlikteliğin devam etsin. Ne dersin? Alın bunu. Alın, alın, alın. Bırakın lan. Birbirlerine söylemedikleri laf kalmadı. Şimdi de birlik olup adam dövüyorlar ya. Şu hale bak. Allah Allah. Ancık anam sağ ol olursa. Ay sahne değil de bana asılan adamı dövmek yordu be anne. Aa erkencisiniz kız. Anacığım hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bugün iş erken bitti de. Sizin geceniz nasıl geçti Alacığım? Çok özlemişiz İstanbul'u, Boğaz'ı. Ne yaptınız? Minibüs füsü atabildiniz mi? Yarın inşallah. Yarın pasaportlu vizeydi koşturacaktık ya. Aa, o kadar çabuk mu gidiyoruz Almanya'ya? Evet. Ablanla Tarık enişten evlensin hemen gidiyoruz. Almanya'ya bayılacaksınız kızlar. Almanya yıkılıyor yani. Ama bizim sevgililerimiz burada. Ama Almanya'da daha çok yakışıklılar var. Alacığım çocuk işte bilmiyor ki öyle zannediyor ki aşık. Durun size Göttingen'deki evimizin fotoğrafını göstereyim. Bak. Ay ben çok yorgunum. Yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. Baksaydın yavrum Göttingen'e. O zaman ben kızlara göstereyim. Ben de bir çay yapayım. Gel bak. Kay kız. Bak. Anne. Ay, üstüme gelme çok fenayım. Ay anne gerçekten inanılmaz bir kadınsın ya. Esas iyi olmayan benim burada. Öyle mi? Demek ki çırpındığın, iyi olması için her şeyi yaptığın... ama buna rağmen sana afra tafra yapan bir kızın var. Anne ya. Gelecekleri iyi olsun diye düşündüğün. Ama mahalledeki çulsuzlardan ayrılmamak için Avrupa Birliği'ne girmeyi elinin tersiyle reddeden iki tane kızın mı var yoksa? Anne. Hayatı boyunca kahır çekmiş. İlk defa bir şans yakalamış. Ömrünün sonbaharında bir annen mi var? Ay, tamam anne tamam anladım. Anladın mı? Bak iyi düşün. Hepimizi düşün. Geleceğimizi düşün. Tamam mı? Sen kızım benim. Kerem, annem bu defa çok ciddi. Yarın erkenden arka sokakta buluşmamız lazım. Tamam aşkım. Sakın sıkma canını. Ne oldu? Aslı mı? Sultaniye'de bana mesaj attı.
Harbi harbi gidiyor mu bunlar Göttingen'e ya? Bana da bir cep telefon alsanız kesin bana da ipek meşez atacak. Beni pek siz yaşayamıyorum. Abla vallahi bu çocuk beni öldürecek ha. Ya siz üçünüz ne kadar gerizekalısınız be. Hadi anlayamadınız mı Zarife karısını? Ne yaptı etti kızını Almanca verdi kendi de lükse kondu bu kadar basit. Yok öyle bir şey hala. Ne yoku? Biz Aslı'yla daha son sözümüzü söylemedik ama. Baba, hayırdır böyle giyinmiş, nereye gidiyorsun? Okula ha. Baba, ne yapacaksın sen okulda? Ödevlerimi yaptım. Öğretmenim bana çikolata verecek. Aman, gitti yine kafa. Ah canım. Dede ya, o benim çantam. Ay Şahin, koş çabuk dedeni eve geri getir. Ay o okul çantasıyla mahallede dolaşmasın, madara olacağız yine ya. Tamam anne. Sen devam ediyor musun kahvaltı? Ben Aslı'yla buluşmaya gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Buluş buluş. Zaten son buluşmaları. Birkaç güne kalmaz Aslı Göttingen yolcusu. Yalan mı? Ne oldu bizim büyüdüğümüz dalgası? Tamam işte sen merak etme, o iş bende. Nasıl sende be? Nasıl sende? Ya enişte, şimdi bu Aziz'in kalkması için biraz daha sipari gerek de. Sipari mi? Bir daha sipari. Allah Allah, bıktım senin siparişinden be. Enişte amma küfrettin ya, amma küfrettin ya. Tamam, o iş bende dedik. Ah Tarık'cığım, ne hayırlı evlatsın sen be. Bak kabristana gidiyor, ölmüşlerine dua okuyor. Maşallah, maşallah. Ne demek efendim, yani görevimiz sonuçta. İyi. Nereye kız? Tuhafiyeciye anne. Bu saatte mi? Of. Lütfen siz dışarıda durmayın, üşümeyin. Bir şey lazım olursa beni arayın, ben gelirken alayım, okey? İyi tamam, biraz lokum al, baklava al, bir şeyler al işte. Tamamdır. Buyur anne. Kız Zarife, bu Tarık nasıl erkektir böyle? Eşi var bir, dibine kadar Avrupa görmüş adam. Kaçıyoruz, yürü. Ne oluyor Aslı, nereye? Ya kaçıyoruz dedim ya. Ya öyle şey olur mu hayatım? Bekle akşam kaçalım. Olur olur, sabah akşamı yok bunun. Annem feci halde niyeti bozdu. Hadi Kerem gidelim ne olur. Ya Aslı bir dakika, nereye gidiyorsunuz ya? Ya kaçacağız işte, hadi Kerem. Hadi, anne! Ya bir dakika Zarif anne. Annesi bir soba borusu. Bırak kızımın peşini. Anneciğim. Dövdüm olmadı. Ağladım olmadı. Duygusal konuştum olmadı. Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. Yürü, yürü. Anne, anne. Yürü. Zarif anne. Yeter artık be Aslı, yeter. Ya bin defa söyledim sana be. Ya ister söv ister döv Zarif anne. Aslı'yı başkasına yar etmem ben. Hadi be, Aslı sana yar olmayacak. Aslı Almanya'ya yar olacak. Kerem ne oluyor yine? Hala ya. Bana bak. Söyleyin bu yalaşık bulaşık oğlunuza, kızımın peşinde bulaşmasın. Bana bak Zarife, sen bizim aslan gibi yerimize nasıl yalaşık bulaşık dersin şişme but? Sen böyle endamlı bir delikanlı gördün mü ki be hadsiz hiç? Leğen suratlı, çarpık bacaklı soğan cücüğü. Emin abi, Emin abi seninkiler yine birbirine giriştiler. Gene birbirlerine giriştiler, kavgaya mı giriştiler yani? Bir kere de bir işe giriştiler de para kazansınlar canım. Abicim koş. Kerem'e yalaşık dedi, bulaşık dedi. Az almayacak küfürler etti. Ölmüş rahmetli arabın arkasında bile küfür etti. Zarif'te sövdü. Araba küfür etti mi size Zarif'e? Teessüm ederim yani. Yalan bir. Ne yalanı be? Bana bak. Söyleyin o delikanlıya. Aç köpecikler gibi dili dışarıda kızımın peşinde dolaşmasın. He, sen al o çirkin boklu kızının başına çal, değil mi? Sizin oğlunuz benim kızımın peşinde dolaşmasa ben onu kafama da çalarım, telli duaklı gelin de yaparım. Aman senin kızın böyle böyle kuyruk sallamasa bizimki kovalar mı acaba senin o şımarık yapmacık kızını? Şey, kime şımarık diyorsun? Hala yapma, hala. Hala. Kuşlara bak, kuşlara. Aa, yetti ama artık.
gördük be. Bu abinin başına kırdığın kaçıncı oldun be kozalak kacı? Ay abiciğim. Bak sonunda pekmezini akıttın abimin. Kerem duydun değil mi halılarını? Duydum da sen de babamın halini gördün değil mi Aslı? Öyle mi? Benim arkamda durmayan adamla işim olmaz. Yürü git. Aslı. Hadi be kalıbının adamı ol. Naş. Elleri kırıl Aslıcan. Tabii abicim kadından şiddete karşı olması hakkından gelirdi ama karşı. Kibar abicim benim. O kadın her kavgada o odunu nerede bulur da insanın kafasını kırar bunu anlamak mümkün değil yani. Ben de seni anlayabilmiş değilim Emin abi ya. Ya sen yılların zarifesini tanımaz mısın? O illa bir yerinde bir odun saklar. Hep ayrıca sen niye dalaşırsın onunla? Bak sonra... Bak sonra ne lan? Bak sonra ne? Kahvedekiler aklı. Alma bu herifi eve dediler. 50 kere. Sen Zarife'nin bizim eve soktuğu nesin lan? Ah soğuk. Soğuk salak casusu musun sen ha? Nesin lan sen? Nesin ha? Ama ayıp oluyor Emir abi. Ha, senin yaptıkların ayıp olmuyor da benim tespitlerim ayıp oluyor öyle mi? Ha? Nasıl hakikaten ya? Bizim minibüs nerede? Tamam Emir abi bugün halledeceğim. Halledeceğim halledeceğim. Halletmiyorsun. Nerede bizim minibüs? Abicim. He? Az yavaş ol be. Tabii odundan kulacığın çınlar. Ağzından çıkan kulacığı duymaz. Öyle şey yapmıyorlar. Salak kızım senin abin salak. Zarife akıllı kadın. Baktı ki bu tahta kurusu gibi evin her tarafını kemiriyor. Attı başından kurtuldu. Ama ben yapacağımı biliyorum. Şimdi de ben kovuyorum. Defol evimden. Sağ ol bayram baba sağ ol. Öyle mi baba? Aydar giderse ben de durmam bu evde giderim. Gidersen git be. Çok da lülümdeydi sanki. Lülünde miydi abi? Evet lülümde. Lülünde. Lülü gel yürü Aydar gidiyoruz bu evde. Lülü diyor. Aa dur kız nereye gidiyorsun? Ya gidiyorum abla gururum kırıldı. Ay böyle yapmayılmaz vallahi çok üzülürüm. Bu Aydar gitsin önce bir tane ev falan bulsun. Sen sonra gidersin. Elbasım Avva abla doğru söyler. Ben gideyim önce bir ev bulayım sonra gelip seni alırım. Gelip alacakmış. Tuzluyum da korkma. Nerede gelip alacaksın be? Ha, nerede gelip alacaksın? Çok ayıp oluyor abi Emir abi. Çok ayıp oluyor. Hadi konuşma. Yürü. Ben, yürü. Baba. Yürü derim tamam. Tamam abi hadi sen yürü. De akıl yüzüne gidiyorsun ya. Aşk olsun Emir abi. Aşk olsun sana. Abicim yapma o benim kocam. Elbasın. Kocam sen bir dakika. Elbasın. 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 Elbasın merak etme. Bekle beni Elbasın. Gidişim çok rezil olur ama dönüşüm muhteşem olacak. Abla sen yapma bari. Cümbüşüm. Oradan da kovuldun değil mi? Sen bu kafayla kazara cennete girsen oradan da kovulursun be. Pardon abla ama ben Avvar'ın kocası Adem değilim. Ben Elmas'ın kocası Aydar. Ben sana dedim evlenme bu yere Elmas'ıyla dedim. Ama evlendin. İşte böyle karı kısmı insanı bezir de eder. Rezil dedi. Tamam abla, tamam. Ay kocacığım. Geç bu tarafa kız. Haydarım. Evi kurasın. Ben başkacısına dayanamam. Bekle beni Elmas'ın. Bekle beni. Erkek deniz. Erişçi onları da sövüşle deyip parayı da okeyleyedik. Peşinde beş parası da sev bulacağım ya. İki gönül bir olursa sabahlık seyri alın. Bir dakika ya. Olabilir aslında neden olmasın. Mühim olan beraber olmak değil. Buldum ben. Vallahi buldum. Billahi buldum. Aslı. Aslı. Aç be kızım. Bak gün gelecek bu yaptığım iyilik için elimi ayağımı öpeceksin be. Aslı, kızım. Aman senin kızın böyle böyle kuyruk sallamasa bizimki kovalar mı acaba sen o şımarık yapmacık kızını? Al o çirkin boklu kızını başına aç al evi. Ben böyle endamlı bir delikanlı gördün mü ki be hadsiz hiç? Leğen suratlı, çarpık bacaklı soğan cücüğü. Bari mahallenin önünde sahip çıksaydın be Kenan. Bu bana yapılır mı? Olmadı hala. Aslı'ya karşı çok ağır konuştunuz ya.
Bir daha Aslı benim suratıma bakmayacak ya. Aa, bakmazsa bakmasın be. Böyle konuşmaya devam edersen sen de babanın yüzüne bakamayacaksın. Adamı getirdikleri hale bak. Az bile söyledik be. Aslı olacak o kız anasına tavır almadığı sürece o kızdan sana ayır gelmez bilesin. Aslı kimdi ya? Baba Kerem'in eski manitası. Kerem kim? Sen Almanya'ya gidersen... Ne yaparsın? Kaçırır mısın beni? Ne kaçıracağım ya? Ben de yanına kaçarım. Aman atıyorsun Şahin sen de vallahi. Nasıl kaçıracağım? Ne atacağım ya? Kaçak gelirim. Binerim bir geminin içerisine gizli gizli. Gerekirse aşkımdan Almanya'ya kadar yüzerim Sultaniye. Biz öyle boş adam değiliz. Boşa laf etmeyiz evvelallah. Pek öyle gelmiyor ama neyse. Kız deli etme beni. Bak bu soğukta yüzerim Almanya'ya kadar ha. Tamam şapşik tamam. İnandım hadi. Aa, baksana orada bir şey çekiliyor. Dizi falan çekiliyor galiba ya. Gel bakalım. Hadi. Ay, keşke biz de artist olsak. Baksana ne güzel. Manyak mısın kızım ya? Baksana şuraya kışın ortasında bir yalandan bir yağmurun altında spaya dönmüşler. Böyle meslek mi olur? Tamam. Hem baksana şu kızdan benim ne farkım var? Sen daha güzelsin ya abi. Meraklı mıyız bu işlere gençler? Ay meraklıyız vallahi. Siz de bir deneyelim o zaman. Aa cidden mi? Cidden tabii. Tipiniz yerinde. Yetenek de varsa neden olmasın? Özellikle sen. Bir reklam var kıvırabilirsen tam senlik. Düşünür müsün? Yani şimdi ben gelirsem... Ünlü olursun. Peki ünlü olursam Almanya için vize almak ve pasaport almak kolaylaşır mı? Ünlü olursan birçok şey zorlaşır. Ama birçok şey de kolaylaşır. Vize falan dert değil yani. O zaman ben varım. Ben de. Tamam o zaman. Bugün içinde kart yazılı adrese gelin. Bir deneme çekimi yapalım, fotoğraflarınızı çekelim. Sonrası Allah kerim. Eyvallah abla ya. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Şimdi ünlü olursam annem beni Almanya'ya falan hayatta götürmez. Ünlü olursam annen Almanya'ya götürse bile ilk uçaktan yanındayım bir tanem ya. Her iki tarafta da beraberiz yani sen merak etme. Kız, hadi bir an önce ünlü olalım o zaman. Güzel. Ne oluyor kız? Hayda. Evet. Aç artık lan gözlerimi, bütün mahallemizi manyak sanacak. Boş ver kız, zaten bütün mahallemizi manyak sanıyordu. Başım döndü. Dur dur, gel. Sen bize başımızı sokacak bir yer ayarla demedin mi? Ben de ayarladım işte. Vallahi mı? Vallahi. Hadi nerede neresi? Aç gözünü. Tamam kız, acele etme, geldik az kaldı. Aç geleceğim. Dur kız. İyi bak. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, gel o zaman. Açayım gözlerini. Ay böyle. Dur. İşte bak. Lan. Ay sevdiğim abi. Bu kocaman evi bize mi aldın lan? Yok elmasım, bu ev bize büyük gelir. Çığlı mı? O da değil. İşte bu. Lan. Aydar mı? Beğendin mi? Lan. Kışın ortasında donarız biz burada. Ne donacağız be? Donmayız, birbirimizi ısıtırız. Ayrıca ben onu da düşündüm. Bak, borusu bile var. Sana otağımızı gezdireyim mi? Gel. Boruyu ne yapacağız? Geç elmasım, geç. Ay. Nasıl ama? He? Bak şimdi yatağımız var, komodinimiz var, koltuğumuz var, yemek masamız var, ocağımız var, hatta sobamız bile var. Bir tek buzdolabı alamadım, orada gerek görmedim. Çünkü önümüz kış, nasılsa kar yağar. Kar yağdığı zaman her şeyi kar içine sokarız. Aydarım, bana bunu mu layık gördün lan? Ne yapayım elmasım, param bu kadarına yetti. Hem sen hep demez miydin, biz bir evlenelim, ben seninle nerede olursa olsun yaşarım demez miydin? Dedim ama yani ben böyle yerleri böyle asfalt değil de böyle laminat olan. En azından yani böyle tepesi bez değil de daha böyle hani karton piyer olan, güllü. Ne bileyim
yani böyle penceresi olan bir böyle betonarme bir yapı hayal etmiştim Aydar. Ay olsun lan. Düşünme nedir, iyiydim. İşte bu be, işte bu be. Tamam paramız yok ama bizim kimseye minnet etmeyecek aşkımız var, gururumuz var, sevdamız var be. Kükre be, utağımın hakkını kükre. Kükreyim be, aşıkım lan, aşıkım. Evimiz var bak. Evimiz var, evimiz var, barkımız var. Valla valla. Çok kötüyüm ben anne. Canım benim. O insanlıktan nasibini almamış gacıların laflarına niye üzülürsün be? Çok ağrıma gitti ama ben bunları hak etmedim. Esas ailesine iki çift laf edemeyen o kazık yerimi hak etmiyorsun sen. Aslı, ne oldu kızım? Ne var? Yok bir şey anası. Heyecanlanmış düğün heyecanı tabii. Çok duygusaldır Aslı. Ay gerçekten çok üzüldüm yani. Ben de böyle çok duygusal biri olduğum için yani anlayabiliyorum Aslı'yı. Ay, ay ne güzel. Eşlerin birbirini böyle anlaması çok güzel. Aslı, hadi canım sen mutfağa in. Güzel güzel yemekler yap. Kaynanan marifetlerini görsün. Aman be. Çok duygusal kız. Beni içi kabardı. Şimdi kaynana dedim ya. Ona ağlıyorum. Gel gel. Gel canım benim. Vay be. Ajan sen şey böyle bir şeymiş ha. Yalnız Şahin ben böyle uzun süreli anlaşma falan imzalamam. En fazla bir sene. Bir de bu artistler ne yapıyor biliyor musun? Hı. Bunları avukatlara götürüp okutup öyle imzalattırıyorlar. Ben de öyle yapacağım. Dur be kızım ya. Daha çekimimiz yapılmadı. Ne anlaşması, ne avukatı? Uçma hemen sen, dur. Fotoğraf çekim için gelen arkadaşlar kimler? Ay biz. Sizleri stüdyoya alalım. Tamam. Sen dur canım. Roman havası, aman roman havası. Çal bana bir göbek havası. Makarası gırgırı, bol şamatası. Şen şakrak sokak burası. Patlasın, çal oynasın, oynamayan kalmasın. Oğlan bizim, kız bizim, kaynanalar çatlasın. Ay ne diyeceğim bak, böyle menajer falan da tutmak lazım. Öyle annemle olacak iş değil bu ya. Profesyonellerle çalışmak gerekir. Dur bakalım inşallah. Ay böyle dizi falan olursa da ben öyle sabahlara kadar çalışmam. Prensiplerim var yani. Hele bir olsun ayarlarlar Sultan ya, dur. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben zaten muhatap olmam. Menajerim konuşur. Olur biter. Kalsın kızla gel. Ay. Tebrik ederim. Öğretmen senden memnun kalmış. Ay canım. İnanır mısın? Ben de ondan çok memnun kaldım. Tam bir profesyonel. Senden değil. Arkadaşından memnun kalmış. Seni çok fotojenik bulmamışlar. Sen gidebilirsin. Senin de hoşçilerini alacağız kostümler için. Sultaniye dur. Tamam hemen geliyorum. Aptallar. Bunlar gerçek yetenekten Sultaniye, ne bunlar? Dur ya. Ya kostüm için ölçülerimi alacaklar. İki dakika bekle beraber gideriz mahalleye. Hem niye bu kadar sinir yapıyorsun ki? Niye mi sinirleniyorum? Hı? Sen seçildin tabii. Seçildin. Keyfini sür Şahin Bey. Hayatım biz sevgili değil miyiz? Hasan ha ben ya. Hem ortada kesin bir şey yok. Adam eleme yapmış sadece. Yarın da deneme çekim var. Belki ben de seçilmeyeceğim. Ya ben seni tutmayayım Şahin Bey, tutmayayım. Senin ajans da yönetmenin bekler, değil mi? Ben Almanya'ya gidiyorum Emo. Tamam. Sana sanat yaşamında başarılar diliyorum. Mutluluklar. Şimdi ben önce böyle sert pozlar vereyim. Ağır olayım dedim. Hı. Yönetmen hop dedi, olmaz. Ben senden başka biri olmanı istemiyorum. Sen Şahin ol, doğal ol. Aferin lan. Heyecan yapmadın mı hiç? Ya önce biraz yaptım tabii dayı oğlu ama sonra saldım gitti. Kendimi sahnede darbuka çalıyormuş gibi düşündüm, rahatladım. Aferin benim oğluma be. Benim oğlum zengin olacak, bizi bu mahalleden kurtaracak. Duyuyor musun baba? Ya ana, daha kesin bir şey yok. Yarın son eleme var. Ondan sonra belli olacak. Olur olur. Yok be, telaşlanma. Sen
köklü sanatçı bir ailede girmektesin. Onun için sen bu elemeyi kazanırsın, kesinlikle altına düşersin yani. Film mi çekecekmiş? Ayhan Işık'la mı? Oo, Ayhan Işık'la film çevirirse 3-5 demesin, hemen kabul etsin. Halk ona bayılıyor. Filmleri çok iş yapıyor. Ah, hele bir de yanında Emel Sayın olursa yemeden yanında yat. Gelinim diye söylemiyorum. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Pek maharetli bir kız. Bir lokanta açsan vallahi köşeyi dönersin. Alacığım, herkes soğanlı tencereye atar. Ama benim aslım yüreğini koyar o tencereye mi? Evet, yani çok güzel olmuş gerçekten. Ya özellikle bu beğendinin kıvamı müthiş. Yani ben de evde yapıyorum ama böyle bu kıvamı tutturamıyorum yani. Sihrin ne kız? Sen evde yemek de mi yapıyorsun? Evet, hobimdir. Benim Almanya'daki arkadaşlarım benim yaptığım patlıcanlı böreğe bayılır yani. Ay ne hoş. İnsanın hobisinin olması çok güzelmiş. Zarife abla! Zarife abla, duymuyor musun beni? Zarife abla! Ne oldu abi? Aa! Kız Gülsüm, ne var? Senin Haydar mahallenin ortasına çadır kurmuş. Almış elması da önünde oturuyor Zarife abla. Hadi be. Vallahi abla ben de anlamadım. Oturuyorlar orada. Demek kız, demek yolsuzlar kaldılar sokağın ortasında. Gidelim mi? Bakalım bir geliyoruz. Emi, baksana 2 dakika Emi. Benim bir şeyler var mı? Ne var be? Ne bağırıp duruyorsun? Ne istesin? Haydar mahallenin ortasına çadır kurmuş. Elmas da yanında. Allah'ın cezası Haydar. Hem kendini hem benim ailemi rezil eder. Bekleyin, gelirim şimdi. Çadırımın üstüne işim dedi damladı. Çadırımın üstüne işim dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Birisiye vere vere kalmadı kalmadı. Yesin mi? Ne var, eğleniriz. Rahatsız mı oluruz? Haydar, mis gibi evin dururken ne işin var senin bu çadırda? Alacığım, onu bana değil, beni evden koğan ablama soracaksın. Sen ona bakma be Alacığım. Yalan söylüyor. Neler oldu neler. Şimdi koftiden kahramanlık yapar karısının yanında. Nedir böyle turneye çıkmış kumpanyalar gibi çadırda yaşarsınız? Utanmaz mısınız? Abiciğim, Haydar'ın başımızı sokacak yer bulmuş işte. Tamam, başınızı sokuyorsunuz ama mabadınız dışarıda kalıyor. Bırak şu yeri, bırak. Dön artık eve, hadi. Aynı şeyi senin için de söylüyorum Haydar. Yalnız aşere ilacı koydum eve, karını getirme, ziyan olur. Ablacığım, zaten ev dediğin nedir ki? İçinde yaşarsan varsındır, yaşamazsan yoksundur. Betonarme bir bina. Olsa da olur, olmasa da olur. Biz çadırımızı kalbimizdeki aşkla, içimizdeki sevdayla kurduk. Ne haber? Karım olmadan asla. Abicim, kocam olmadan asla. Kocanla da asla. Eğlence bitti. Hadi Naş, yürü fıstık, yürü hadi. Oğlum bana bak, burası soğuk, sen eve git, ev sıcak. Hadi Naş, hadi geç, yürü. Bak hadi. Bizim için eğlence hiç bitmedi. Show must go on. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Emin'le Zarife aşkımızı anlamadı, anlamadı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı almadı, almadı. Allah canımı almadı, almadı. Otuz senedir kapalı çarşıyı görmemiştim. Bahaneyle görmüş olurum. Alacığım, Aslı'nın çeyizi vardı. Yani boşuna masraf ediyorsun. Olur mu öyle şey? Hem kızlara falan da kumaş falan bakarız.
Sonra benim oğlumun mürüvveti. Üçün beşin lafı mı olur Zarife? Anne, nereye gidiyorsunuz? Kapalı çarşıya gidiyoruz. Kumaş falan bakacağız, çeyiz alacağız. Ha, dünyanın en eski AVM'sine gidiyorsunuz ve bana haber vermiyorsunuz. Kırıldım yani. Tarık, ailenin kadınları gider çeyiz almaya. E tamam, siz orada gidersiniz, çeyizlik böyle dizersiniz. Ben de böyle rengarenk ipek kumaşlara bakarım yani. Ben ipek kumaşın böyle tenimde bıraktığı hisse bayılıyorum ya. Bu nedir be? Neler yapar böyle? Ne biçim erkek bu böyle be? Tarık, sen bırak şimdi kumaşı mumaşı, mahallede biraz dolaş. Git kahveye, pişpirik falan oyna. Hadi, biz gidiyoruz. Hadi Zarife. Git alacağım. Hadi. Şimdi pişpirik ne ki? Hay böyle el kızartmaca gibi bir oyun mu acaba? Hay öyle olsa zaten kahvede oynanmaz. Çok saçma ben. Kafam karıştı ya, Allah'ım. Aslı, biz kapalı çarşıya çeyiz almaya gidiyoruz. Bir şey istiyor musun yavrum? Kına al anne, kına. Yakarsın. Adettendir diye söylüyorum, yakarız. Ha, o benim listemde var. Senin aklına bir şey gelirse ara bizi. Pabuç kadar terbiyesiz. Gel canım. Aslı, konuşabilir miyiz? Aa, biz taksi çağırmadık. Yanlış adrese geldiniz herhalde. Ya yapma Allah aşkına Aslı. Kolay gelsin Aslı. Sağ ol canım. Alo. Aleyküm selam. Sen nereye? Ya ben şöyle bir mahalleyi gezeyim dedim. Bensiz. Zaten bildiğin yerler, yani sıkılırsın diye düşünmüştüm. Benim bildiğim yerler, senin bilmediğin yerler. Hem sana rehberlik yaparım. Taksi boş mu? Boş değiliz. Doluyuz. Ama manen. Ha, iyi o zaman. Dur. Hadi Tarık, hem sahil turu yaparız hem de mahalleyi tanırsın. Aa, nereye? Öne. Gel yanıma arkaya. Ya Allah, ya Muhammed, ya sabır, ya selamet ya. Güzel kokuyorsun Tarık. Parfümün ne? Ay söylemeyeyim, şimdi reklama girer yani. Çok esprilisin. Bayılırım esprili erkeklere. Almanya'da çok rahat edeceksin Aslı. Yani buralar da güzel ama... Avrupa bambaşka. Ya tabii başka. Yani insanlar daha bir serbest, hissettikleri gibi yaşıyorlar yani. İstediğin zaman nasıl olsa buralara döneriz. Aman ne döneceğiz buralara? Anamla kardeşlerim bizimle geliyor zaten. Benim burada özleyeceğim kimse yok ki. Sen bana Almanya'da sahip çıkarsın değil mi Tarık? Karım olacaksın. Tabii ki sahip çıkarım yani. Buralarda sahiplenmenin, sevdiğinin arkasında durmanın ne demek olduğunu bilmezler de. Sen çok düşüncelisin. Sanki. Sen de çok güzel kokuyorsun kız. Lavanta. Bayılırsın. Bayıldım bile. Ne oldu şoför bey? Araba arıza yaptı. Balatalarda sorun var. Siz başka taksiyle gidin. Ya gerçekten çok üzüldüm yani. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun şoför bey. Allah geride kalanlara şifa versin. Ne oldu Aslı? Ocakta yemeğimi unutmuşum. Tarık kusura bakma ne olur. Ay yok yok, önemli değil. Sen yani keyfine bak. Ben böyle gezerim buraları. Tamam, hadi görüşürüz. Okey. Hadi bereket versin. Çok otantik, çok otantik. Kolay gelsin Elmas. Tarık sağ olasın. Kız çok güzel çiçeklerim var. Alsana Aslı'ya verirsin. Evet gerçekten çok güzel yani. Aa, Hüsnü, Yusuf, Şeboy, Karanfil, Papatya. Yalnız papatya bu mevsimde yetişmez. Sera'dan herhalde. Aa, kız sen nereden biliyorsun bütün bunları? Herhalde tam bir Monet tablosu. Ne? Ben bunların hepsini satın alıyorum. Aa, yalnız çok bağlı hepsi birden olunca şey olur. Hiç önemli değil. Al bunu. Yeter mi? Yok yetmez, bir tane daha ver.
Al bir tane daha. Bir tane daha ver. Tamam, bu son ama. Sağ ol. İstersen sepeti de alabilirsin. Yok yok yok, o kalsın yani. Ne yapacaksın bunları? Aslı başından aşağı mı dökeceksin? Hayır hayır, ben bunların hepsini alıyorum yani fotoğraf çektireceğim. Tamam, evet. Bak şimdi. Al bunu, bu sende. Tamam. Tamam, dur. Bir dakika, alıyorum. Şimdi benim böyle fotoğrafımı çek, tamam mı? Tamam. Ama benim haberim yokmuş gibi yani böyle otantik, tamam? Tamam. Ha, İstanbul'u içime çekiyormuşum gibi kanka. Çek. Çektim. Tamam. Bir de böyle çek yani. Şoparım, şoparım, hamil şoparım. Şoparım, şoparım, hamil şoparım. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Şoparım, şoparım, hamil şoparım. Şoparım, şoparım, hamil şoparım. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Buyur usta. Eyvallah. Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben Tarık. Huriye'nin oğluyum. Huriye, yani sizin aranızda Almancı Huriye olarak da biliniyor olabilir. He, bildim bildim. Yani benim annem de Almanya'ya bu mahalleden gittiği için yani ben de sizdenim. O yüzden size çiçek getirdim yani. Buyurun. Buyurun. Bunlar da size. Yunus, oğlum bu herif ne? Tarık kardeş, bir tombalamızı çekersin artık ha? Tombala? Tombala. Ya nasıl böyle adetlerimizde olan bir şey mi yani? Tombala canım, bildiğin oyun, tombala. Ha okey, bildim, bingo. Tamam, çekeyim o zaman. Yalnız kart 50 euro. Okey. 50 euro. ...12, 80, 49, 60, 23. Bingo! Ne kazandım yani? Sigara kazandım. Oh, nice. Sigara sağlığa zararlı. Onun yerine sen arkadaşlara benden macchiato dağıtırsın, tamam mı? Ne? Ya boş ver. Hepinize tanıştığıma çok memnun oldum yani. Sen de bu çiçekleri vazoya koy, solmasınlar, tamam mı? Hı-hı. Al bunları da. Hadi görüşürüz, çüz. Alo, Kerem abi. Abi yönetmen beni seçmiş abi ya. Parfüm reklamında oynayacakmışım. Abi hoca geldi, şimdi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Hi, nasılsın Metin? Harika. Merhaba Şahin. Şura abi. Tabii hocam. Çekim bitti Şahin. Bir hafta sonra reklam çekimim var. Ona göre ayarla kendini. Ayarlarım da abla. Bu fotoğraflar nerede çıkacak? Medyada, sokakta, panolarda. Harbi mi ya? Ha, bu arada muhasebeye uğra, paranı al, olur mu? Tamam abla, çok teşekkür ederim ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya Aslı. Ne var? Ne bu tavırlar? Yoksa ananın bulduğu zengin herifle mi evleneceksin? Sana ne? Sana ne mi? Ya biz Aslı ile Kerem'iz. Aşkımızı bir kalemle silip atacak mısın ya? Aslı, cevap versene. Bilen'in turuna yakacak mısın bizi ya? Ha? Ya daha adamı tanımıyorsun bile. Onu tanımamak seni yanlış tanımaktan daha iyi be Kerem. Hem halıların herkesin içinde beni iki paralık etti. İki çift laf edemedim bile ya. Arkamda durmadın. Ben sana nasıl güveneyim ha? Hem bu saatten sonra. Ha evlenmişim, ha mezara girmişim. Benim için Tarık'la evlenmek en hayırlısı olacak. Beni Almanya'ya götürecek. Seni hiçbir zaman göremeyeceğim bir yere. Aslı. Şşt. Zurnacı Emin. He. Bu gece güzel çal.
dünürümle damadım gelecek. Beni rezil etme. Ay seni başlayayım dünürüne damadına. Sen zaten rezil oldun be Zarife. Bana ne hacet ki? Aman abi boş ver be. Toplasın yedi sülalesini gitsin Almanya'ya da kurtulalım bunun suratını görmekten. Vallahi geldi. Hakikaten abicim be. Biraz da Almanya düşünsün. Belin duvar suratlı acı değil mi abi? Elmas, bir Avrupalı olarak medeniyetimi korumak zorunda olmasam senin o küçücük ağzını yırtardım. Ablacığım, ablacığım şimdi Almanya'ya gittiğin zaman biz irtibatı kopartmayalım. Benim bir roman rap projem var. Onu hayata geçiririz tamam mı ablacığım? Oo, yine kaldınız muhabbete. Saatten hiç haberiniz yok mu sizin ya? Çıksanıza programa ya. Hadi programa çıkın hadi. Şunlara bak be. Efendim, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Efendim, Zarife Hanım'ın akrabası bizim de akrabamız sayılır. Canınız bir şey isterse lütfen söyleyin Allah aşkına. Eminiz olur. Çok teşekkür ederiz. Biz de gelinimizi izlemeye geldik. Gelin mi? Hangisini alacaksınız? Aslı'yı oğlumu alacağım. Böylece akrabalığımız da pekişmiş olacak. Evet, gerçekten yani çok güzel bir mekanınız var. Ben bayıldım. Çok otantik. Böyle insanın içini ürperten bir havası var. Yani çok kiç, çok güzel. Ne? Ya boş ver. Darıldın mı gülüm bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Kumru gibi konuşalım. Esmerim güzelim. Tut dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok sevdim. Esmerim güzelim tut dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Zarife, Zarife senin bu damat adayı bir tuhaf gelmez mi sana be? Ne gibi? Ne bileyim ben eller kollar böyle bir tuhaf oynar. Zarif çocuk bir, senin gibi kro değil, o Avrupa görmüş. Zarif he? Aha, anladım. Bana bak kız, benden de çiçek aldı. Tava mı alacaktın? Sen ne satıyorsun elmas, çiçek satmıyor musun? İyi de aldığı çiçeklerin hepsini kahvedeki adamlara dağıtmış, normal mi? Kahveye biraz renk katmak istemiştir bir, asil çocuk. Bu Tarık'ta var bir iş. Adam dediğinin hali içki sofrasında anlaşılır. Kibar mı, ince mi anlayalım bakalım. Bana bak Ülke, şu ön masada oturan kıl kuyruk var ya... ...ona gece boyunca daya içkiyi, daya içkiyi, daya içkiyi. Ama motoru soğutma, boş kalmasın tamam mı? Hadi kardeşim. Vallahi kız ben de senin düğününde oynamam lütfen. Hadi oyna yani böyle hadi. Kıvır kıvır gel buraya hadi hop. Anne görüyor musun? Görüyorum bir. Ben zarif zannederdim. Bu biraz kırmızı çizgiyi aşmış. Ne de olsa Avrupa görmüş bir çocuk. Böyle incelmiş, incelmiş böyle. Aynen.
Dur ben şunu coşturayım da Zarife damadını iyice bir tanısın. Biçilmiş bir. Lan senin ben. Ah be Alacım be, niye ısrar ediyorsun bu çocuğu evlendirmek için? Kızını oğluma vermek için kapımda yatacak ama şimdi böyle dersin. Yürü oğlum, yürü. Kızlar geceye nerede devam ediyoruz yani ha? Havaalanında, yürü. Ah, orada da mı parti var anne? Hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi hoppa. Sizi çok sevdim kızlar. Haberleşiniz yani. Biz de seni çok sevdik vallahi. Eğlendik ha. Ha Asli, Kerem'e benden çok selam söyle. Ol söyle. Hadi bin şu arabaya bin. Aslı abla ile Tarık abi neden evlenmiyor? Evlenemezler İpekciğim. Niye? Çünkü annem beşik kertmesi geleneğine ihanet etti. Hayır Alacığım. Yanlış beşikleri kertmişiz. Hadi sağlıcakla kal. Seni çok özleyeceğim Şen Şakrak Mahallesi. Bizim mahalle aşağıki mahalle, sizin mahalle yukarıki mahalle, bizim mahalle lokacı mahalle, sizin mahalle yapıştı mahalle. Hadi gidelim karakola merkeze, hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece, canım istiyor her gece her gece.